İşte Süleyman Soylu'yu istifa ettirecek görüntüler. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir tane göstersinler bakanlığı bırakacağım dediği tarikatları ve cemaatleri Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Haber Müdürü Barış Terkoğlu Metastaz adlı kitaplarında yazmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, menzil cemaatinin İçişleri Bakanlığında kadrolaşmadığını iddia etti. Soylu, bir tane göstersinler bakanlığı bırakacağım dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2020 yılı bütçe görüşmelerinde söz alan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İçişleri Bakanlığı bir dönem meğerse FETÖ kuşatmasındaymış. Verdiğiniz rakamlara göre 38.806 kişi ihraç edilmiş. 5.935 kişi ise görevden uzaklaştırılmış diye konuştu. Atama ve tayin yaptırdığı yönünde dedikodular olduğunu söyleyen Öztunç, İçişleri Bakanı olarak gönül rahatlığıyla, bakanlığımızda herhangi bir tarikat, cemaat yoktur, diyebilir misiniz, diye sordu. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Soylu, Öztunç'a, bir tane göstersinler bakanlığı bırakacağım, karşılığını verdi. Kurumların yıpratılmaması uyarısında bulunan Soylu, beni yıpratın, istediğiniz eleştirileri yapın ama kurumlarımızı yıpratmayın. Yanlış yapıyoruz. Böyle bir şey söz konusu değil, dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir tane göstersinler bakanlığı bırakacağım dediği tarikatları ve cemaatleri Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Haber Müdürü Barış Terkoğlu Metastaz adlı kitaplarında yazmıştı. Kitapta İçişleri Bakanlığına bağlı emniyette tarikatların ve cemaatlerin nasıl örgütlendiği anlatılmıştı. Mülakat heyetinde bu kez polis olmaya yönlendirilen o gençlerin bağlı olduğu tarikatların emniyetteki karşılıkları vardı. Sonuç o müritler alındı, polis oldu. Denir ki 2014 ila 2016 arasındaki yani sadece 2 yıl içindeki polis alımı tüm Cumhuriyet tarihinde görülmeyen büyüklükteydi. FETÖ tasfiyesinin ardından 20 yıllık polis alımına eşit kişi giriş yaptı emniyete ve onların büyük çoğunluğu, menzilcilerden Süleymancılara, kurdoğluyuculardan yazıcılara kadar geniş bir ağa aitti. Emniyet, Fethullahçıların panzehrinin başka tarikatlar olduğunu sanıyordu. Belki de 20 yıl sonra, teknik takipten istihbarata kadar emniyetteki tüm kritik birimlerin başında, işte bugünlerde alınan o müritler olacaktı.